Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Link'ü 5. dersimizdeyiz. Bugün tek komutunu kullanmayı göreceğiz. Solution'ımıza ya da proje ekleyeceğiz ya da stüdyoya. Yeni bir console application ekleyin arkadaşlar. Link'ü ders 5 take metodu diyorum. Enter'lıyorum arkadaşlar. Karşıma bir console application açıldı. Ardından tek komutumu kullanmak için ben bir ne yapalım? Bir dizi oluşturalım arkadaşlar. Integer dizimiz olsun bu da. Böyle sayılar diyelim. Eşittir. Buraya 9'a kadar numaraları yazmak istiyorum. Ya da 7'ye kadar yapalım. 7'ye kadar numarası olan bir dizi oluşturduk. Yazalım kenarına da. Ardından arkadaşlar burada var. İlk 4 sayı olsun. Burası arkadaşlar alyasım. Yani oluşturacağım şeyleri bu değerin içine ata diyorum. Var tipinde olsun. Hani içine ne gelirse ona dönüştürsün kendini diye. Ardından da arkadaşlar kullanacağım metodum benim tek metod olacak. Sayılarımız yani buradaki yukarıda yazmış olduğum dizi artı tek diyorum arkadaşlar. Mesela 4. İlk 4 tanesini getirsin bana. Ardından bu projeye de bir başlık verelim. Guideline ile. Ne olsun? İlk 4 sayı. Şöyle afil yapalım biraz da. Bunu da kopyalayalım. Diğer tarafa da yapalım. Ardından arkadaşlar ben bu değerleri yazdırmak için en alta bir console.readline yazıyorum. Yani direkt açılıp kapanmasın projem diye. Bu yazdıklarımı da göstermek için bir for each kullanmam gerekiyor. For each'in içinde değerlerimi aratıp ekrana basacağım. Var. Hatta buraya item değil de değer diyelim. In olsun. Neydi bizim oluşturmuş olduğumuz metodumuz? Burada. Şuraya yazalım. Metodumuzun adı burada. İlk 4 sayıydı arkadaşlar metodumuz. Yani burada diyorum ki ilk 4 sayının içinde ara. Benim değerimi ara. Ardından da bulduklarını ekrana yazıyorum arkadaşlar. Buraya da şöyle yapalım. Senin sayıların. Şuraya da bir tane araya virgül koydum. Escape olsun. Aynen. Bu şekilde döngümü oluşturmuş oldum. Dizimi oluşturdum en üstte. Altında kullandığım metot ve link'ü sorgum. Link'ü sorgum yok da direkt metot kullandık diyebiliriz burada. Ardından başlığımız ve for each'le değerleri ara ekrana yazdır. İşi bu. Çalıştıralım bakalım ama öncelikle arkadaşlar Solution Explorer kullananlar başka proje varsa yeni oluşturmuş olduğu projenin üstüne CT Startup Project desin. Yoksa diğer projeleriniz açılır. Geçmişte yapmış olduğunuz projeler falan varsa onlar açılacaktır. Ardından çalıştıralım bakalım. Çalışıyorum programımız. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normalde benim dizim 7'ye kadar gidiyor. Tek metodunu kullanarak tam şurada. İlk 4'ünü aldım. Diğerlerini almadım. Yani sallıyorum. Benden istediğinden beri ilk 4'ü. İşime yarayan sadece bu kısmı. Bunun için tek metodunu kullandım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Şöyle kodları son bir kez açayım. Yazamayan olursa buradan bakar. Görüşmek üzere arkadaşlar.